Merhaba arkadaşlar. Bu hafta mikroorganizmaların sayım yöntemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle amacımız bir örnekteki mikroorganizma sayısını belirlemek. Mikroorganizma sayımı için farklı yöntemleri, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını ve her bir farklı yöntemin hangi durumlarda kullanılabileceğini öğrenmek. Uygulama kapsamında ise kültürel sayım yöntemiyle canlı sayım yapabilmek amacımız. Teoriye baktığımız zaman bir örnekte hangi mikroorganizma türünün bulunduğunu belirlenmesi önemli biliyorsunuz. Bu mikroorganizmaların örnekteki miktarını belirlemek de oldukça önemli. Özellikle gıdalarda elde edilen son üründeki mikroorganizma sayısı önemli olup ilgili gıdada bulunabilecek mikroorganizma türleri ve bunların sayıları için izin verilen maksimum limitler var. Bunlara nereden ulaşabilirsiniz? Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinden ulaşabilirsiniz. İkinci dönem zaten her hafta bir gıdada sayım yapıp, bir mikroorganizma açısından sayım yapıp bunu ilgili kriterlerle karşılaştıracağız. İkinci dönem çok sık kullanacaksınız bu tebliği. Üretilen gıdanın kodekse uygunluğunu belirlenebilmesi için mikroorganizma sayımı yapılması gerekiyor. Sayım sonucu incelenen örneğin mikrobiyolojik kalitesi hakkında fikir veriyor. Mikroorganizma sayımı için çok farklı yöntemler geliştirilmiş. Bu metotlar hücre sayısını, hücre ağırlığını veya hücre sayısı ile orantılı olan hücre bileşenlerini ölçmek üzere tasarlanmış. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Hangi yöntemler var? Direkt olarak hücrelerin sayılması, hücrelerin indirekt olarak sayılması, mikrobiyal biyokütlenin direkt olarak ölçümü, biyokütle dediğimiz arkadaşlar, yani ağırlığını ölçüyorsunuz. Yaş veya kuru mikroorganizmaların ağırlığını ölçüyorsunuz hassas terazilerle. Mikrobiyal biyokütlenin indirekt ölçümü var bir de. Şimdi bunları tek tek değerlendireceğiz zaten. Şöyle genel olarak baktığımız zaman direkt olarak sayımda mikroskobik sayım var bir kere. Bunu haftaya işleyeceğiz daha ayrıntılı olarak. Bunu geçiyorum. Elektronik sayım ve flow sitometreden bahsedeceğiz. Hücrelerin indirekt olarak sayılmasında canlı hücre sayımı ve en muhtemel sayı yöntemi var. Canlı hücre sayımını az çok zaten biliyorsunuz. İşte dökme plak, yüzey yayma, çift katlı dökme plak gibi yöntemler var. Ekstra membran filtre ve petri filmden bahsedeceğiz. Biyokütlenin direkt ölçümü ve biyokütleyle bağlantılı olarak artan ATP gibi türbidite yani bulanıklık gibi değerlerin ölçümüne bağlı olarak yaptığımız indirekt ölçüm var bir de. Şimdi hücrelerin direkt olarak sayılması, hücreler direkt olarak mikroskop altında veya elektronik partikül sayıcısı vasıtası ile sayılabiliyor. İndirekt olarak sayılmasına baktığımız zaman bir örnekteki mikroorganizmalar dilo edilerek veya konsantrasyonu arttırılarak uygun bir besi yerinde geliştirilebiliyor. Mikroorganizmaların gelişimi, yani neyi kastediyoruz burada? Agarlı besi yeri üzerinde kolonilerin oluşumunu kastediyoruz. Örnekteki mikroorganizmanın sayısının belirlenmesi için kullanılıyor bildiğiniz üzere. Şimdi kültürel sayımdan biraz daha ayrıntılı bahsedelim. Bakterilerin sayımı için en fazla uygulanan yöntem canlı plaka sayımı. Bu metotta canlı mikroorganizma içeren örneğin seri dilisyonlarından uygun bir besi yerine ekim yapıyoruz. Bu dilisyonlardan ekim yapılırken örnek ya agar üzerine yayılmakta ki bu yönteme ne diyorduk? Yüzeye yayma yöntemi veya örneğin erimiş agar ile karışımı sağlanarak mikroorganizmaların hem yüzeyde hem de besi yeri içerisinde gelişimi sağlanıyor. Bu yönteme ne diyorduk? Buna da dökme plak yöntemi diyoruz. Ekim sonrası petriler mikroorganizmaların çoğalması için gerekli koşullar sağlanarak ne yapıyordu? İnkübasyona bırakılıyordu etüde. İnkübasyon sonrası oluşan koloniler mikroskoba gereksinim duyulmadan gözle görülebilir hale geliyorlar. Oluşan her bir koloninin tek bir hücreden kaynaklandığı varsayımı ile koloni sayısının örnekteki mikroorganizma hücresi sayısına eş olduğu düşünülüyor. Burası önemliydi. Daha önce kültür yapma deneyinde bahsetmiştik zaten. Ne yapıyordu? Örneğinizdeki tek bir koloni inkübasyon esnasında orada çoğalıyordu. Tek bir hücreden bir koloni meydana geliyordu. Dolayısıyla siz bunu varsayarak ne yapıyorsunuz? Örneğinizde de koloni sayısı kadar mikroorganizma olduğunu kabul ediyoruz demiştik. Dilisyon faktörü ve elde edilen koloni sayıları ile örneğin gramında ya da mililitresindeki mikroorganizma sayısını hesaplıyoruz.
Canlı sayımı örnekteki hücre sayısını tahmin etmeye yönelik bir yöntem. Çünkü bazı mikroorganizmalar çiftler veya gruplar halinde bulunmakta olup örneğin karıştırılması veya çalkalanması her zaman bütün hücrelerin ayrılmasını sağlayamamaktadır. Yani biraz önce de demiştik ki bir koloni bir hücreden kaynaklanıyor olarak varsayıyoruz demiştik. Ama halbuki oraya iki hücre üst üste düşmüş olabilir. İki ayrı koloni oluşturmaz dolayısıyla bir tane koloni olarak görürsünüz siz onu. Veya ikiden fazla bir grup halinde o noktaya düşüp orada bir koloni oluşturabilirler. Siz onu sanki bir hücreye denk geliyormuş gibi sayıyorsunuz halbuki burada. Değil mi? Bu yöntemde koloni oluşturan birimler sayılmaktadır demiştik. Bir hücre veya bir grup hücre bir koloni oluşturduğundan sonuç verilirken incelenen örneğin mililitresindeki koloni oluşturan birim yani CFU dediğimiz koloni forming unit dediğimiz kavram ortaya çıkıyor veya gramındaki koloni birim şeklinde sonucunuzu veriyorsunuz. Bir örnekte ne kadar bakteri olduğu ile ilgili genellikle bilgi sahibi olunmadığından sayım için kabul edilebilir yoğunlukta koloni elde etmek için çoğunlukla dilisyon serileri hazırlanıyor. Genellikle 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 8'e kadar olan dilisyonlar kullanılmakta olup bazı özel örneklerde dilisyon aralığı daha sınırlı tutuluyor. Örneğin bulanık olmayan bir su örneği için gerekli maksimum dilisyon 10 üzeri eksi 6. Çünkü suyun mililitresinde 10 üzeri 7 veya daha fazla mikroorganizma bulunduğunda su bulanık hale geliyormuş. Yani elinizde mikroorganizma yoğunluğunu bilmediğiniz bir örnek varsa arkadaşlar gıda için bahsediyorum. Buna genellikle 10 üzeri eksi 7'ye kadar çıkıyoruz. Eğer hani az çok tahmin ediyorsanız o dilisyon aralığında çalışırsınız. Ama tahmin etmiyorsanız hiçbir fikriniz yoksa genellikle 10 üzeri eksi 7 eksi 8'e kadar bu dilisyonları çıkıyorsunuz. Kültürel yöntemin dezavantajlarına baktığımız zaman inkübasyon aşaması olduğundan sonuçları uzun sürede alıyoruz bir kere. Bez yeri, dilisyon sıvısı gibi materyaller kullandığımız için daha maliyeti biraz daha fazla. Mikroorganizma sayım sonucu kullanılan bez yeri ile inkübasyon sıcaklığı ve süresine göre değişiklikler gösterebiliyor. Dolayısıyla bu sıcaklık, süre ve bez yerlerini farklı deneylerde sabit tutmanız gerekiyor. Örnekteki toplam canlı mikroorganizma sayısı tam olarak belirlenemez. Örneğin bütün mikroorganizmaların aynı anda gelişebileceği koşullar sağlanamayabiliyor. Canlı fakat kültürü yapılamayan mikroorganizmalar bir yöntemle sayılamıyor. Şimdi burada önemli bir kavram çıktı karşımıza. Viable but non-culturable, VBNC dediğimiz tipler var. Canlı fakat kültürü yapılamayan. Neymiş bunlar? Bu kavram önemli. Bazı mikroorganizmalar çeşitli çevresel stres ortamlarında olumsuz kimyasal veya biyolojik faktörlere maruz kaldıklarında ki bunlar işte oksijen, ısı, ışık olabilir. Farklı fizyolojik bir forma geçiyorlar. VBNC formu dediğimiz. Bu formda metabolik faaliyetler minimum düzeyde arkadaşlar. Hücreler bez yeri üzerinde gelişip koloni oluşturabilme özelliğinde değil fakat canlı. Canlı ama kültürü yapılamayan mikroorganizmalar kültürü oluşturabilme özelliklerini tekrar gösterebiliyor. Hatta bu hal sonrasında kimi patojen enfeksiyon yapma özelliğine devam edebiliyor. Yani burada neyi kastediyoruz? Bir takım işte faktörlere maruz kaldı. Bu forma geçti VBNC formuna. Burada gelişip koloni oluşturamıyor. Yani siz bu formda ekim yaptığınız zaman katı bir bez yerine bir koloni oluşturmuyorlar. Ama canlı aslında. Dolayısıyla bu sayım yöntemi bunun için doğru bir yöntem değil. VBNC formları için doğru bir yöntem değil. Ama canlı demiştik. Ne zaman tekrar böyle kültür oluşturabilme özelliği kazanıyorlar? Uygun koşullar sağlandığı zaman, işte bu ısı, ışık, oksijenden bahsetmiştik ki o ortamlar ortadan kalktığı zaman bir müddet sonra artık tekrar kültüre oluşturma özelliğini tekrar kazanabiliyorlar. Hatta işte patojenliğinde tekrar enfeksiyon, patojen ise tekrar enfeksiyon yapma özelliğine tekrar kavuşabiliyor. Şimdi böyle özellik gösteren mikroorganizmalardan bazıları şunlarmış. Campylobacter, E. coli, Helicobacter, Listeria, Monocytogenes türleri, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Shigella, Vibrio gibi türler VBNC özellik gösterebiliyorlar. Canlı sayım yöntemlerine baktığımız zaman yüzey yayma yönteminde ne yapıyorduk? İçerisinde steril uygun bir bez yeri bulunan petri kutusuna 0,1 mililitre örnek aktarılarak dirigaske özesiyle yayma yapıyorduk hatırlarsanız.
Dökme plak ve çift katlı dökme plakta ne yapıyoruz? Boş bir petri kabına 1 mililitre örnek aktarılmakta. Üzerine sterilize edilmiş ve 45-48 dereceye getirilmiş besiyeri eklenmekte ve besiyeri ile örneğin karışması sağlanmakta. Ne yapıyorduk? Biz 8 hareketi yapıyorduk. İşte sağa sola hareket ettiriyorduk. Çift katlı dökme plakta ekimleri takiben agarlı besiyerinin katılaşması beklenerek üstüne tekrar steril agarlı besiyerinden bu sefer daha az miktarda 5-12 mililitre miktarda dökülmekti. Çift katlı dökme plan neden yapıyorduk? Hangi koşullarda yapıyorduk? Fakültatif anaerobik mikroorganizmaların gelişebileceği anaerobik koşulları yaratabilmek için bu yöntemi tercih ediyoruz. Şimdi canlı sayım yöntemlerinden bir diğeri membran filtre ile kültürel sayım yöntemi. Örnek membrandan geçirildikten sonra membran uygun agarlı bir besiyer üzerine konarak inkübasyona bırakılıyor. Aynı burada resimde görüldüğü gibi öncelikle örneğinizi bir membran filtreden geçiriyorsunuz. Ardından daha önceden dökülmüş bir besiyeri üzerine bu petrinizi bırakıyorsunuz. Tabi steril koşullarda ve steril bir pens kullanarak bırakıyorsunuz bunu. Ondan sonra aynı diğer yöntemlerde olduğu gibi 24 saat inkübasyona bırakıyorsunuz veya işte kaç saatse kullandığınız. Ondan sonra tipik kolonileri bu membran üzerinden sayıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yöntem. Petrifilm yöntemiyle sayım yöntemi nedir? Petrifilm iki plastik film arasına uygun agarlı bir besiyerinden ince film haline dökülerek hazırlanmış olan ticari bir sayım aracı. Bu şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar iki plastik arasına bu besiyerinin çok ince olacak bir şekilde dökülüyor ve böyle hazır dökülmüş bir besiyeriniz var elinizde. Bunlar bu şekilde satılıyorlar arkadaşlar ama tabii ki bunlar pahalı. Çok zengin olanlar alıp ekimlerini yapabiliyor. Ama biz laboratuvarda genellikle diğer yöntemleri tercih ediyoruz. Ama böyle bir petri film özelliğinde olanlar da var. Bunları da bilin. İncelenecek olan sıvı örnekten 1 mililitre alınarak petri filmin üst kısmındaki özel kısımdan besiyer üstüne doğru uygun şekilde aktarılıyor. En muhtemel sayı yöntemine geçelim. Şimdi bu yöntem önemli. Bunu dikkatle dinleyin. En muhtemel sayı yönteminin geçmiş mikrobiyolojinin ilk günlerine dayanıyor. Fakat hala özellikle suda, süt ve diğer gıdalarda koliform sayısını tahmin etmede geniş bir şekilde kullanılıyor. Şimdi EMS yönteminde incelenen örnekteki canlı mikroorganizma sayısını istatistiksel tablolardaki değerlerden yararlanarak tahmin etmeye dayalı bir kültürel sayım yöntemi. Örnekler canlı mikroorganizma kalmayana kadar seri olarak dilüye ediliyorlar. Mikroorganizmanın kalmadığı kırılma noktasındaki dilisyonu bulabilmek için çoklu seri dilisyonlardan uygun besiyerine inokülasyon yapılıyor. İnkübasyon sonrası üremeyi gösteren asit oluşumu, bulanıklık gibi belirtiler takip ediliyor. Yani üremeye bakıyorsunuz. Pozitif mi, negatif mi o tüp, ona bakıyoruz. Tek bir canlı hücrenin bulunması bu üreme belirtilerini gösterebilmekte. Yani zaten bir tane bile hücre varsa ne olacak? Onlar inkübasyon sırasında çoğalacaklar. O tüpün pozitif mi, negatif mi olduğunu size verecek. Elde edilen pozitif tüpler ve istatistiksel olasılık tabloları ile örnekteki mikroorganizma yoğunluğu bu tablolardan yararlanılarak en muhtemel sayı şeklinde veriliyor arkadaşlar. Burada bir koloniden söz edemiyoruz çünkü sıvı bir besiyeri. Ve bu tablolardan yararlanarak bir tahmin yapıyorsunuz siz. Dolayısıyla en muhtemel sayı bölü mililitre, EMS bölü gram şeklinde sonuç veriyorsunuz. Her bir dilisyondan 3, 5 ve 10 tüpe ekim yapılarak ekim yapılan istatistiksel EMS tabloları bulunuyor. Tek tüp de var bunun yanı sıra. Ekim yapılan tüp sayısı arttıkça bakteriyel popülasyonun sayısının tahmini daha doğru olmakta. Yani diğer istatistiksel yöntemlerde olduğu gibi ne kadar fazla tüpe ekim yaparsanız o doğruluğunuzu arttırmış oluyor. Şimdi biraz daha ayrıntılı bakalım bu yönteme. Şimdi arkadaşlar burada genellikle 3 tane seri dilisyon kullanıyoruz. Genellikle değil hep yani 3 seri dilisyon kullanıyorsunuz. Tek tüp EMS yönteminde her bir dilisyondan bir tane tüpe ekim yapıyorsunuz. -1, -2, -3'ten mesela bir tüpe, -2'den bir tüpe, -3'ten bir tüpe ekim yaptınız. Ondan sonra bu tüpleri inkübasyona kaldırdınız. Ve buradaki neye bakacaksınız artık? Renk değişikliğine mi bakacaksınız? Bulanıklığa mı bakacaksınız? Kullandığınız besiyerine göre değişiklik gösteriyor. Mesela koliformlar için brilliant green bile broth besiyeriyle ya da
Laktoz Broth besiyeriyle bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ne yapıyordu? BGBB'de gaz oluşumuna bakıyorduk. Laktoz Broth'ta ise yine gaz oluşumu takip edilerek koliformların varlığı tahmin ediliyor aslında. Mesela inkübasyon sonucunda birinci tüp pozitif vermiş, ikinci tüp negatif vermiş, üçüncü tüp negatif vermiş. Şimdi tablodaki istatistiksel tablolara bakıyoruz demiştik. Tablodaki bu dilisyon faktörlerini dikkate alarak -1, -2, -3'te benim sonucum pozitif, negatif, negatif çıkmış. Tabloda gidiyorsunuz pozitif, negatif, negatif sonucunun karşısına gelen mikroorganizma yoğunluğunu direkt gidip oradan okuyorsunuz. Yöntem bu aslında. Peki üçlü tüp, beşli tüpte ne yapıyoruz? Üçlü tüpte her bir dilisyondan bu sefer 3 tane tüpe ekim yapıyorsunuz. Ve sonuç verirken pozitif çıkan tüpleri bu sefer gidip tablodan okuma yapıyorsunuz. -2, -3, -4 dilisyonlarında ben ilk tüpte 2 tane pozitif yakaladım. İkinci tüpte 2 tane pozitif yakaladım. Üçüncü tüpte ise 1 tane yakaladım. 2, 2, 1 sonucunu gidip ne yapıyoruz bu sefer? Üçlü tüp için geçerli olan EMS tablosuna gidip bakıyoruz. Ve oradan mikroorganizma yoğunluğunu okuyorsunuz. Beşli tüpte de yine aynı şekilde bu sefer kullandığın dilisyonların her birinden 5 tane tüpe ekim yapıyorsun. Ne yapıyoruz? Beşli tüp EMS tablosundan gidip 4, 3, 1 sonucunu karşılık gelen mikroorganizma sayısını okuyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ne var? Tablodaki dilisyonlarla sizin kullandığınız dilisyonlar farklı olacaktır. Mesela tabloda atıyorum -1, -2, -3 için 4, 3, 1 sonucunu vermiştir. Siz -4, -5, -6'da bu sonucunu bulduysanız ne yapmanız gerekiyor? -1'den -4'e kaç kat bir seyreltme var burada? 1000 katlık bir seyreltme var değil mi? Dolayısıyla sonucun sizde daha mı yoğundur, daha mı yoksa seyrelttiktir? Örnek miktarı. Sizde daha yoğundur değil mi? -1, -2, -3'te bu sonucu bulmuş ama biz -4, -5, -6'da daha seyreltik bir sonuçta bunu bulmuşuz. Dolayısıyla bende çok daha fazla mikroorganizma var demektir bu. O yüzden kaç katlı seyreltme varsa onunla çarpmanız gerekiyor. Yani buradaki dilisyon miktarlarına dikkat etmeniz lazım okuma yaparken. Şimdi mikrobiyal biyokütlenin direkt ölçümü. Tüm hücreler direkt olarak tartılarak hücre kütlesi elde edilmekte. Biyokütle ve hücre sayısı arasında standart değeri hazırlanarak korelasyon kurulabiliyor. Yaş ağırlık veya kuru ağırlık bu amaçla kullanılabilir. Mikrobiyal biyokütlenin indirekt ölçümüne baktığımız zaman mikrobiyal biyomolekül mikrobiyal hücrelerin protein, ATP, lipopolisakkarit, peptidoglikan ve klorofil gibi biyokimyasal kompozisyonları ölçülerek tahmin edilebiliyor. Biyokütle türbidite ölçümü ile indirekt olarak da standart eller yine vasıtasıyla tahmin edilebiliyor. Yani mikroorganizma belirli sayıda mikroorganizmanız var. Mikroorganizma kültürleriniz var. En az 5 tane kültürünüzün bulunması gerekiyor elinizde farklı mikroorganizma sayısında. Mesela onlara göre değişen miktarda ATP miktarını ölçüyorsunuz. İşte 10 üzeri -1 iken bu kadar ATP verdi, -3 iken bu kadar ATP verdi, -5 iken bu kadar ATP verdi gibi. Bunlardan yararlanarak bir standart eğer oluşturuyorsunuz. Ondan sonra bilinmeyen örneğinizin ATP miktarını ölçüp bu standart eğerinin denkleminden yararlanarak ne yapıyorsunuz? Örneğin mikroorganizma sayısını buluyorsunuz. Birazdan zaten böyle bir örnek göstereceğiz. Standart eğri hazırlama bilinmeyen örneğin yoğunluğunun ölçülmesine dayanan bir yöntemden bahsedeceğiz. Mikroorganizma sayılarının tahmini için spesifik mikrobiyal makromoleküllerin veya metabolik ürünlerin dedeksiyonuna dayanan farklı prosedürler bulunuyor. Örneğin bakteri hücre duvarında bulunan peptidoglikanın nicel analizi bakteri sayısını tahmin etmede kullanılabilir. Şimdi ATP ölçümünden bahsedelim biraz daha. ATP bütün canlı hücreler için hücre içi enerji kaynağı olan bir bileşik zaten. ATP molekülleri hücre öldükten sonra yaklaşık 2 saat içinde yok oluyorlar. Şimdi ATP'nin belirlenmesinde en basit yollardan birisi lüsiferin lüsiferaz enzim sistemini kullanmak. Şimdi bu ateş böceklerinde de aynı şekilde geçerli bir sistem. Lüsiferaz enzimi ATP varlığında arkadaşlar ışın yayıyor. Dolayısıyla bu yayılan ışın miktarını bir sıvı
ışıldama spektrofotometresiyle veya luminometre diyoruz. Luminometre ile ölçebiliyorsunuz. Yani mikroorganizma sayısı arttıkça ATP miktarı artacak. Siz de bunu luminometre ile ölçüp mikroorganizma yoğunluğuna geçiş yapacaksınız. Şimdi türbidite ölçümünden bahsedelim. Şimdi bunu laboratuvarda olsaydınız bunun da deneyini yapacaktık arkadaşlar. Bu konu önemli. İleride de karşınıza çokça çıkacak bir konu. Biraz karışık gelebilir ama anlamaya çalışın. İncelenen sıvı örnekteki mikroorganizma sayısının artışıyla kültür sıvısı türbiditesinin yani bulanıklığının da artacağı gerçeğinden hareketle geliştirilen standarda dayalı bir optik yoğunluk tayin yöntemi arkadaşlar. Şimdi bunu spektrofotometre ile ölçüyoruz. Optik yoğunluğun ölçümüne dayalı bir yöntem, türbidite yöntemi. Şimdi optik yoğunluğun fotometrik olarak ölçülmesi homojen hücre süspansiyonlarında mümkün olmakta. Dolayısıyla mutlaka önceden bir karıştırıp homojen hale getirmiş olmanız gerekiyor sıvınızı. Türbidometrede monokromatik bir ışığın bir hücre süspansiyondan geçerken uğradığı yoğunluk kaybı ölçülmekte. Birazdan resimde bahsedeceğim daha ayrıntılı. Bir Lambert kanununa göre bir hücre süspansiyondan geçen ışığın yoğunluğu giriştekine göre azalıyor arkadaşlar. Neden azalıyor? Çünkü siz bir ışın gönderdiğinizde o ürün ne kadar yoğunsa o kadar ne yapacak? O ışığı absorbe edecekler. Dolayısıyla bir miktar ışığın, geçen ışığın yoğunluğunda azalma meydana gelecek. Optik yoğunluğun bir ölçüsü olan ekstinksiyon hücre süspansiyonundaki biyokütle konsantrasyonu ile doğru orantılı. Şimdi ne demeye çalıştık buralarda? Burada ne yapıyoruz? Spektrofotometre ile ölçüm yapıyoruz demiştik. Şimdi bir ışık kaynağınız var spektrofotometrede. Monokromatik bir ışık, yani tek dalga boylu bir ışık gönderiyorsunuz burada. Yukarıdaki ve aşağıdaki örneklerin farkı ne? Burada arkadaşlar daha az yoğun bir örnek var. Altta ise mikrobiyal süspansiyon daha yoğun fark ettiğiniz üzere. Ne olacak? Bir ışık gönderdiğiniz zaman burada göndermiş ışınları bakın hepsi neredeyse geçmişler değil mi karşı tarafa? Peki burada ne olmuş? Mikroorganizma yoğunluğu o kadar fazla ki ne yapmış? Işınların çoğunu absorbe etmiş, tutmuş. Şimdi transmitans dediğimiz şey arkadaşlar, transmitans var, ekstinksiyon var, optik yoğunluk diyelim. Şimdi transmitans karşıya geçen ışığı gösteriyor bize aslında. Hangisinin transmitansı daha yüksek? Üstteki örneğin transmitans değeri daha yüksek. Yani karşı tarafa geçen ışık bir light sensitive dedektör demişiz. Burada ışığa duyarlı bir dedektörle ölçülüyor. Üst kısımda gördüğünüz gibi transmitans değeri daha fazla. Yani karşıya geçen ışın miktarı daha fazla. Daha yoğun örneklerde ise ne olacak? Daha fazla absorbe olduğu için örnek içerisinde karşıya geçen transmitans miktarı daha az olacak. Ama neyi fazla bunun? Optik yoğunluğu daha fazla çıkacak. Şimdi bizim esas ilgilendiğimiz değer optik yoğunluk değerleri. Optik yoğunlukta tutulan yani absorbe edilen ışın miktarını gösteriyor bize. Aşağıdaki örnekte yani ne demeye çalışıyoruz? Daha fazla miktarda ışık absorbe edilmiş. Üstteki örnekte ise daha az miktarda gibi. Şimdi bunu bir tablo üzerinde de göstereceğiz. Şimdi ortalama hücre boyutları sabit kaldığı sürece optik yoğunluk değerleri ile hücre yoğunluğu arasında lineer bir ilişki vardır. Yani ne diyoruz? Hücre ne kadar yoğunsa, hücre yoğunluğu ne kadar fazlaysa ne yapacak? O kadar ışığı tutabilecekler. Dolayısıyla ne yapacak? Optik yoğunluk değerleri, OD dediğimiz değerler artmış olacak. Yani hücredeki yoğunluk arttıkça optik yoğunluk artıyor. Tabloda da gördüğünüz üzere doğrusal bir ilişki var aralarında. Peki transmitansla nasıl bir ilişki var? Transmitans neydi? Karşıya geçen ışığı yani absorbe edilmeyen ışığı ölçen bir değerdi. Dolayısıyla hücre yoğunluğu arttıkça bu transmitans değerleri ne yapacak? Azalacaklar. Bakın grafikte de yukarısı sıfır dikkat ederseniz ters bir ilişki var aralarında. Ama biz değerlendirirken neye bakıyoruz? Optik yoğunluğa bakıyorsunuz arkadaşlar. Transmitansı çok karıştırmayın.
Optik yoğunluk ve hücre yoğunluğu arasında ne varmış? Lineer ve doğrusal bir ilişki var. Şimdi tübidometrik yöntemlerle sağlıklı sonuç alabilmenin temel gereği ölçümlerin doğru bir dalga boyu altında gerçekleştirilmesi. Genel olarak mikroorganizma kültürleri 420 ile 660 nanometre arasında maksimum absorbans gösteriyor. Şimdi biraz önce dedik ya, burada lineer bir ilişki var dedik, doğrusal bir ilişki var dedik. Ama bu ilişki arkadaşlar bütün dalga boylarında yok. Hangi, öncelikle bu ölçümü yapmadan önce doğru dalga boyunu tespit etmeniz gerekiyor. Nasıl ediyoruz onu? Dalga boyu taraması yapıyorsunuz. Maksimum absorbans verdiği dalga boyunda arkadaşlar bu örnek lineer bir ilişki gösteriyor. Dolayısıyla ilk önce bir absorbans taraması yapılıp maksimum absorbans verdiği dalga boyu bulunuyor. Daha sonra ölçümleriniz bu farklı hücre konsantrasyonlarında farklı optik densite değerleri ölçümleriniz bu dalga boyunda gerçekleşiyor. Bunları ileride enstrümantal analizde zaten daha ayrıntılı göreceksiniz. Çalışılacak dalga boyunun belirlenmesinde test besiyerinin rengiyle incelenen bakterinin özellikleri dikkate alınmalı. Kullanılan ışığın dalga boyu arttıkça ölçümün hassasiyeti ters orantılı olarak azalıyor. Yalnız kısa dalga boyunda yapılan ölçümlerde çeşitli besiyeri ortamlarının kendinden kaynaklanan ekstriksiyonları dolayısıyla deney hassasiyeti azalıyor. Dolayısıyla çok fazla girişim yapan madde olmaması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Burası biraz ayrıntı. Geçiyorum. Şimdi enzim varlığını belirlemeye dayalı yöntemler. Mikroorganizmaların termostabil DNA'z, glukuronidaz, glutamat dekarboksilaz, beta-galaktositaz gibi bazı enzimlerinin varlığını ortaya koyma prensibinden hareketle geliştirilmiş yöntemler. Yani ne yapıyorsunuz? Mikroorganizma var, ortama substratı koyuyorsunuz. Eğer bu mikroorganizmanın bu enzimi varsa ne yapacak? Bu enzim bu substratı parçalayacak. Oluşan ürünler vasıtasıyla da siz mikroorganizma sayısını tahmin ediyorsunuz. Renk maddeleri indirgenmesine dayalı yöntemler. Belirli bazı renk maddelerinin indirgenme derecesinden hareketle incelenen örnekteki mikroorganizma sayısını tahmin etmeye yönelik testler bunlar. Bunlara bir örnek rezozürün testi verilebilir. Rezozürün boyası arkadaşlar mavi renkli bir boya. Örneğin böyle laboratuvara gelen bir çiğ süt hakkında hemen fikir sahibi olmak istiyorsunuz. Mikrobiyal kalitesi hakkında rezozürün testini uygulayabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz bu testi? Belirli bir miktarda çiğ süte belirli bir miktarda rezozürün boyası damlatıyorsunuz. Ondan sonra eğer çok hızlı bir şekilde bu boyanın rengi maviden beyaza dönüyorsa nasıl bir yorum yapabiliriz? Bu çiğ süt içerisinde o kadar fazla mikroorganizma var ki ne yaptılar? Hemen bu boyayı indirgeyip rengini beyaza çevirdiler. Eğer rengi böyle maviliğini uzun süre koruyorsa veya yavaş yavaş beyaza dönüyorsa bu sefer ne yorum yapabilirsiniz? Bu çiğ sütteki mikroorganizma sayısı daha azdır, daha yavaş indirgiyor çünkü bu boyayı gibi yorum yapıyorsunuz. Ama tabii ki burada bir sayıdan söz edemiyoruz. Sadece hızlı bir fikir veriyor bu bize. Şimdi deney yönteminize bakacak olursak ne uygulayacağız? Çiğ süt örneğinde yapıyorduk bunu. Violet Red Baylagar besiyeri nasıl bir besiyeriydi? Seçici bir besiyeriydi. Koliformlar için kullanılıyordu. Piet Kantogar genel bir besiyeri. Yine bakteri sayımı için kullanıyoruz. Steri pipetler, steri petri kutuları, serin fizyolojik içeren tüpler, dilisyonlar için kullanıyorduk. Spektrofotometre ile ölçüm yapacaktık. Onun ölçümü için kullandığımız küvetler var. Onun dışında küvetler yani sıvıları koyduğumuz spektrofotometrenin özel tüpleri var, küçük tüpleri. Bunlara küvet deniliyor. Yüzde birlik dezenfektan kovaları, steril tüp, mezür, piset, farklı konsantrasyonlarda ekoli içeren standart dilisyonlar. Onun dışında sayısı bilinmeyen ekoli kültürümüz var ki bu ne yapacağız? Bu farklı dilisyonları kullanarak bir standart değeri oluşturacağız. Sonra sayısı bilinmeyen ekoli kültürümüzün absorbansını ölçüp bu standart eğriden yararlanarak bunun hücre sayısını bulmaya gideceğiz. Şimdi
laboratuvar hazırlığında pretik autoagar besiyerini nasıl hazırlıyoruz? Bu otoklavda sterilize edilen bir besiyer arkadaşlar. Genel bir besiyeri demiştik. 120 derecede 15 dakika otoklavda sterilize ediliyor. Şimdi Violet Red Baylagar ne yapıyorduk? Otoklavda sterilize edemiyorduk bu besiyerini. Mikrodalgada sterilize ediyorduk. Değil mi? Peki bileşiminde hangi bileşenlerden söz ediyoruz? Peki laktoz burada neydi? Zaten koliformlar için kullanıyorduk. Koliformların kullandığı şeker laktoz olduğu için laktoz koyuyoruz içerisine. Onun dışında inhibitörler nelerdi? Bisalt yani safra tuzları ve kristal violet seçici bileşenleriydi. Ve indikatörümüz vardı burada renk değiştiren. Nötral kırmızı da indikatörümüzdü. Şimdi uygulamada ne yapıyoruz? VRBA besiyeri hazırlanarak mikrodalgada sterilize edilir ve ekimlere kadar yaklaşık 48 derecelik su banyosunda bekletiliyor. Daha önce otoklavda sterilize edilmiş ve erlende katılaştırılmış PCA besiyeri size bu şekilde geliyordu yani. Mikrodalgada öncelikle eritmeniz gerekiyordu ve ekimlere kadar yaklaşık 48 santigrat derecelik su banyosunda bekletiyordunuz. Çist örneğinden 10^-5 dilüsyonuna kadar dilüsyon hazırlıyordunuz. Uygun dilüsyonlardan PCA besiyerine dökme plak yöntemiyle ve VRBA besiyerine ise çift katlı dökme plak yöntemiyle ekimlerinizi gerçekleştiriyordunuz. Şimdi burada yine besiyer sterilizasyon kontrolünü unutmamamız gerekiyor. Nasıl yapıyorduk besiyer sterilizasyon kontrolünü? Bir tane boş bir petriye sadece besiyerinizden koyuyordunuz ve diğer ekimlerle birlikte bunu da inkübasyona kaldırıyordunuz. Yani negatif kontrol diyorduk hatırlarsanız. Neyi kastediyoruz burada? Nasıl bir durum oluşuyordu? Eğer bunda üreme varsa, bu negatif kontrolde üreme varsa ne diyoruz? Zaten sizin besiyeriniz steril değil diyordunuz değil mi? Ve bütün yaptığınız ekimler boşa gitmiş oluyordu. 35-37 derecede VRBA 24 saat, PCA'da 48 saat inkübasyona bırakılıyor. VRBA besiyerinin tipik kolonileri artık biliyorsunuz. Koyu kırmızı, mor merkezli, etrafında pembe zon olan koloniler oluşturuyordu. E. coli, diğer Krebsiella tarzı koliformlar ise ne yapıyordu? İğne başı şeklinde küçük koloniler, kırmızı koloniler yine meydana getiriyordu. Şimdi canlı hücre sayısını hesaplamaya bir örnek verelim. Katı bir gıda örneğindeki toplam bakteri sayısının belirlenmesi için uygun agarlı bir besiyerini yüzeye yayma yöntemiyle farklı dilüsyonlardan paralelle ekimler gerçekleştirilmiş. İnkübasyon sonrasında besiyerine gelişen koloniler sayılarak aşağıdaki sayım sonuçları elde edilmiştir. Gıda örneğinde bulunan toplam canlı bakteri sayısını hesaplayarak sonucu belirtiniz demişiz. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Hesaplamada 30-300 aralığında olan sonuçları dikkate alıyorduk. Bu hangi dilüsyona denk geliyor? Tabloda 10^-1 dilüsyona denk geliyor. Şimdi iki paralelli olacak şekilde ekim yapmış. Yani her bir dilüsyonda iki farklı petriye ekim yapmış. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Bu paralellerin ortalamasını almanız gerekiyor. 286 ve 246'nın ortalamasını aldık. 266. Sonra hangi seyreltmeleri yaptık? 10^-1 dilüsyonundan sayım yaptığımız için ne yapmamız lazım? Bir 10 katlık bir seyreltme var değil mi burada? Çarpı 10 dedik. Sakın 10^-1 ile çarpmıyorsunuz. 10^-1 dilisyonu demek ben kendi örneğimden 10 kat seyreltme yaptım demek. Dolayısıyla 10 ile çarpıyorsunuz. Onun dışında hangi yöntem kullanmışız ekim için? Yüzeye yayma yöntemini kullanmışsınız. Bu ne kadar miktarda örnek alıyorduk burada? 0,1 mililitre örnek alıyorduk. Dolayısıyla biz 1 mililitredeki mikroorganizma sayısını hesapladığımız için ne yapmamız lazım? 10 ile çarpmamız gerekiyor tekrar. Bu ikinci 10 da oradan geliyor. Sayım sonucunuzu ona göre veriyorsunuz. Bu da virgülden önce bir hane olacak şekilde yazmanız gerekiyordu biliyorsunuz. 2.66 çarpı 10^4 kop bölü katı örnek olduğu için kop bölü gram olacak şekilde sonucunuzu veriyorsunuz. Şimdi bir de canlı hücre sayımından bahsettik. Şimdi optik yoğunluk tayininden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle ne demiştik? Standart bir eğri elde etmemiz gerekiyordu. Bu
Bunun için farklı konsantrasyonlarda hücre sayıları içeren dilisyonlar ve kör spektrofotometrede küvetlerine konularak 545 nanometrede UV visible spektrofotometrede optik densite değeri okunuyor. Şimdi burada bu dalga boyunu arkadaşlar 545 nanometre dalga boyunu işte çeşitli kaynaklarda bulabilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz ya da dalga boyu taraması yaparak seçebilirsiniz. Peki kör dediğimiz bir kavram var burada. Kör ya da blank diyebiliriz. Bunda neyi kastediyoruz? Şimdi bu kör arkadaşlar sizin mikroorganizmanızın dışında o sıvı içerisinde neler varsa ona koyuyorsunuz ve bunun da spektrofotometrik okumasını yapıyorsunuz. Bu sizin blankiniz oluyor. Yani neyi kastediyoruz? Burada sadece mesela serum fizyolojiyi kullanmışız. Mikroorganizmalar serum fizyolojik içerisine konulmuş. Bunun içerisine işte farklı bir boya da koysaydık, o boyayı da o sıvıya koyacaktık mesela. Şey gibi düşünün, dara gibi düşünün bunu. Hani tartım yaparken darasını alıyorsunuz ya, bu kör de bizim için öyle bir şey aslında. Yani mikroorganizma dışından gelecek bir absorbansı böylece elimine etmiş oluyorsunuz bu körü kullanarak. Elde edilen OD değerleri hücre konsantrasyonuna karşı grafiğe geçiriliyor. Grafikten elde edilen eğrinin denklemi ne buluyorsunuz daha sonra. Şimdi bu grafiği bahsedeceğim grafiği zaten ne olması gerekiyor demiştik. Bu grafiğin lineer olması gerekiyordu. Eğer herhangi bir değeriniz böyle çok çok uçuk bir değer çıktıysa onu iptal edebilirsiniz mesela bu lineerliği elde etmek için. Ve R kare değerinin yaklaşık 0.99 civarında olmasını istiyoruz doğru bir sonuç vermesi için. Aynı zamanda da bir bu grafikten bir denkleme elde ediyorsunuz. Bu denklemden yararlanarak da şimdi bilinmeyen örnekteki hücre sayısını hesaplayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Örnek spektrofotometre küvetine konur ve 545 nanometrede UV visible spektrofotometrede optik densite değeri okunuyor. Elde edilen standart eğrinin denkleminden bilinmeyen örnekteki hücre sayısı hesaplanıyor. Yani bu denklemi kullanarak siz ne yapıyorsunuz? Absorbansını ölçüyorsunuz. O absorbans değerini denklemde yerine koyuyorsunuz. Bu sefer hücre yoğunluğunu bulmuş oluyorsunuz. Şimdi daha ayrıntılı bakalım. Bunu birazdan Excel'de de çizdirmeyi göstereceğim grafiği. Şimdi değişik konsantrasyonlarda hücre kültürü hazırlıyoruz. Burada mesela ne ile başlamış? 10 üzeri 6'lık bir konsantrasyonla başlamış. Ondan sonra örneği işte yarı 1 bölü 2 oranında, 1 bölü 3 oranında, 1 bölü 5, 1 bölü 8 oranında seyrelterek farklı konsantrasyonlar elde etmiş. Peki bunu nasıl hazırlıyoruz? 10 üzeri 6 olduğunu ben bunu nereden biliyorum? Nasıl bilebilirim? Bunu direkt işte mikroskopta hemen hızlı bir sayım yapabilirsiniz veya imkanınız varsa kültürel bir sayımla bunu doğrulayabilirsiniz. Yaklaşık 10 üzeri 8 civarında bir konsantrasyon hazırlamış oluyorsunuz böylece. Sonra ne yaptınız? 5 farklı elinizde konsantrasyon var. Bunların gidip spektrofotometrede absorbans değerlerini okutuyorsunuz. Ve bu 5 tane değeri sonra gidip bunların doğrusal olması gerekiyor demiştik ya. Grafiğe geçiriyorsunuz. İşte X'de konsantrasyon var, Y'de absorbans olacak şekilde grafiğe geçirdiniz. Gördüğünüz gibi bu değerlerden ilk değer oldukça sapmış. Diğerleri biraz daha doğrusal olmasına rağmen yani birbiriyle orantılı olarak ilerlemiş ama ilk değer biraz fazla sapmış ve R karesi de bizim istemediğimiz bir şekilde 0.89. Bu düşük bir R kare değeri arkadaşlar. O yüzden bu ilk değeri iptal edip şöyle ikinci bir grafik çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi R kare burada 0.99 civarına çıktı ve doğrusal bir denklem elde etmiş oldunuz. Yani bu benim ikinci grafiği kullanmam daha sağlıklı. Tamam mı? Şimdi Excel size şöyle bir denklem verecek. Y eşittir 6E eksi 0.8 X artı 0.1016 gibi. Şimdi bunu okumakta biraz güçlük çekiyorsunuz. Buradan hesaplama yapmakta güçlük çekiyorsunuz. Şimdi bu sizin standart eğriniz demiştik. Bilinmeyen bir örneğin ne yapacağız? Bu denklemden yararlanarak hücre sayısını hesaplayacağız.
Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bu örneğin absorbansını ölçmemiz gerekiyor. Sınavlarda da raporda da yine aynı şekilde size bu ölçülen değer verilecek arkadaşlar. 0.152 olarak ölçmüşüz. Bu bizim hangi değerimiz? X mi Y mi? Hangi değer? Y değeri değil mi? Yani Y değeri 0.152 ise X değerini biz bulacağız. X değeri bize neyi veriyordu? Hücre sayısını veriyordu. Tabloda ilk değer iptal edildi, doğrusal değil demiştik. O yüzden ikinci tabloyu aldık. İkinci tablodaki şeyi kullanıyoruz, denklemi kullanıyoruz. Şimdi burada ne demek istiyor şu kısım? Şurası arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri eksi 8 x'i kastediyoruz burada. Tamam mı? Excel'i okumayı öğrenmeniz gerekiyor. Hesaplamayı sınavlarınızda da muhtemelen Excel'den yapacaksınız. Lütfen buna dikkat edin. 6 çarpı 10 üzeri eksi 8 x demek şu kısım. Şimdi y'yi yerine koyduk. 0.152. Buradan x'i çektiğiniz zaman arkadaşlar 8.4 çarpı 10 üzeri 5 kop bölü mililitre olarak miktarı buluyorsunuz. Burası anlaşıldı mı? Teşekkürler.